4 Mayıs 2019 tarihinde Belçika ve Hollanda'dan gelen Doğu Türkistan STK temsilcileri Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş'ı ziyaret etti. Yeni kurulan Belçika Doğu Türkistan Derneği temsilcisi Necmettin Şerif ve Hollandalı gençlerden oluşan 10 kişilik bir heyet Eti'yi ziyaret etti ve Genel Başkan Abdülcelil Karakaş'ın 30 yıldır Doğu Türkistan adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Etik Genel Merkezi'ndeki bahçede Türk aktivitelerle piknik yapan heyet, Abdülcelil Karakaş'ın uzun yıllardır tek başına millet için çalıştığını, her gün 6 farklı dille vatanının durumunu anlatmanın kolay olmadığını vurguladı. Piknikten sonra Uygurların tarihi ve günümüzdeki siyasi durumu hakkında bir konferans gerçekleştirildi. Guardian'ın elde ettiği uydu görüntüleri Çin hükümetinin çok sayıda camiyi yıktığını gösteriyor. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ve İngiltere merkezli vatandaş gazeteciliği sitesi Bellingcat'in ortak araştırması 2016-2018 yılları arasında en az 31 caminin ve 2 türbenin Çin makamlarının emriyle tamamen ya da kısmen yıkıldığını gösteriyor. Araştırma kapsamında aralarında İmam Asım Türbesi'nin de bulunduğu 91 ibadet yeri ve diğer dini mekanın eski ve yeni uydu görüntüleri incelendi. Gazeteye göre bu süre içinde 31 camide ve 2 türbede ciddi hasar tespit edildi. Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD'li üst düzey yetkililerin daveti üzerine ikili ticaret görüşmeleri için 9-10 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti. ABD'nin üst düzey ticaret müzakerecisi Robert Lighthizer, Washington'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında ticaret görüşmelerinin devam edeceğini ve Çin heyetinin Perşembe ve Cuma günleri Washington'ı ziyaret edeceğini doğruladı. Öte yandan Robert Lighthizer, şu an Çin'in bazı taahhütlerinden geri adım attığını söyleyerek Çin mallarına yönelik vergi artırımının Cuma günü devreye alınmasının planlandığını da belirtti. Irak, ABD ve Çin'le 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacak. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin enerji şirketi ExxonMobil ve Çin'in dev petrol şirketi PetroChina ile 53 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırlandıklarını söyledi. Abdülmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ve Çin şirketleriyle imzalanacak mega proje anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Irak Başbakanı, anlaşmanın 30 yıllık olacağını ve bu süre zarfında 400 milyar doların üzerinde kazanç elde etmeyi planladıklarını aktardı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, İran ile ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen İran petrolünün satışını ve bundan kazanç sağlamayı mümkün kılan bir anlaşmanın eşiğinde dedi. Rusya'nın RIA Haber Ajansı'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarına değindi. Zarif, birçok ülke İran'la ticaret yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran ile ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen İran petrolünün satışını ve bundan kazanç sağlamayı mümkün kılan bir anlaşmanın eşiğinde dedi.